Bir de şöyle bir şey var hocam. Sahada özellikle kaliteli kabı diye tarif ettiğimiz bugün yoncayla ile alakalı konuşacak olursak kaliteye göre fiyatlandırma yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. O yüzden buradaki hasat dönemi, yoncada hasat dönemi de muhtemelen kalite üzerine etki ediyor. Bu konularda ne diyebiliriz? Bu konularda şunu söyleyebiliriz. Şimdi bir yonca bitkisi, belki bu bütün bitkiler için de geçerli bir olay en değerli olduğu an yaprağının en bol olduğu zamandır. Yonca bitkisinde yaprağın en bol olduğu zaman proteinin en yüksek olduğu andır. Dolayısıyla proteinin de en yüksek olduğu an böyle baktığımız zaman tomurcuklama devresi veya çiçeklenmenin hemen önündeki devre olarak kabul edilebilir. Ancak bu devre her zaman yetiştiricinin veya yonca üreticisinin biçim yapmayı arzu ettiği devre olmayabilir. Neden? Çünkü bu devrede Yüksek su, or, su oranı, e, düşük e, kuru madde ve toplam tarladan da su artı kuru madde'nin toplamında da daha düşük bir şey e, malzeme elde ediliyor olabilir. Dolayısıyla yetiştirici ne yapıyor? Bir süre daha bunun e, çiçeklenmesini bekliyor. En uygun olarak da hatta ne diyor ya kitaplarda? Tübeyler de bilirler, çiçeklenmenin onda biri olarak 110. öneriliyor, değil mi? Evet, yüzde on. Yüzde on, yani onda bir, aynı onda şey. Bir, evet. e, bu şekilde öneriliyor. Ama eğer yüksek protein istiyorsak biz yani yüksek kaliteli bir gıda istiyorsak yüzde on sekizlere kadar yirmilere kadar çıkar yoncanın proteini doğal halde bu devrede çiçekten önce bir biçilmesi gerekiyor. En yüksek proteince en yüksek kaliteli en yüksek değerlikli yonca bu devrede elde ediliyor. Ondan sonra çiçeklenmenin onda bir eline geldiğiniz zaman protein oranı yüzde kurutulmuş yoncadan bahsediyorum silajdan bahsetmiyorum. %20'lerden %17'lere, %18'lere geriliyor. Çiçeklenmenin onda birini geçtiği andan itibaren tam çiçeklenme dönemine doğru gelirken %13-14'lere kadar düşüyor. Afaki bir protein farkı var hocam. Hocam bu konuyla alakalı da yanlış bir bilgi var. Net bir bilgi verdiniz siz. Net olarak diyebiliyoruz yani diyebiliyorsunuz çiçeklenmemiş şu önce az çiçeklenmiş şu önce protein olarak daha kaliteli. Enerji olarak da daha yüksek. Yani şöyle bir yetiştirici üzerinde algı oluşmasın. Yonca nece zengin? Protein zengin. Ama bunun için enerji de var. Lif oranı daha düşüktür çiçekten önceki biçilen yoncanın. Dolayısıyla sindirilebilirliği yüksektir. Sindirilebilirliği yüksek olunca da enerji de yüksektir. Yani yonca erken dönemde biçildiğinde, çiçekten önce biçildiğinde hem proteini yüksek olur hem enerji yüksek olur. Dolayısıyla böyle bir katkı sağlamış olur bizlere. Peki bunun bize faydası ne rasyon yapanlara? Rasyon yapan kişi de yoncayı bu şekilde biçtiğinde bu sefer soya küspesini daha az ayçiçek küspesini daha az, mısırı daha az kullanmak durumunda kalır. Daha fazla yoncayla daha az kesif yev kullanarak yani böyle mısır gibi, soya küspesi gibi, ayçiçek küspesi gibi fiyatı olarak da pahalı olan kesif yemleri biraz daha az kullanmış olur. Aslında tarladan toplam alandan daha az verim elde ediliyor belki ama e bu sefer rasyon yapan kişiye kesif yemi daha az kullandırarak ekonomi sağlatmış oluyor. O zaman bu durumda biz yonca yetiştiricisini de mutlu etmemiz gerekiyor. Çiçekten önce bir çele bir yoncaya verdiğimiz parayla çiçeklemenin onda birinde ki bir yonca yetiştiricisi üreten onda birinde biçilmiş bir, bir yoncaya verilen paranın aynı olmaması lazım. Bu şey farklılıkların oluşturması gerekiyor.